fotoğraf alabilir miyiz? Bu tarafa. Teşekkür ederim. Thank you very much. Sayın Doçent Doktor Yalçın Akdoğan, Türkçe Eğitim Bayramı kapsamı içerisinde düzenlemiş olduğumuz panele bu konsept içerisinde Yahya Kemal'in memleketinde onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Sayın Başbakan Yardımcısı 2007'den beri artık gelenekselleşmiş bir halde yardımcımız Yalçın Bey ve Makedonyalı soydaşlarına sadına hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Biz Üsküp'ü kendimize uzak bir şehir olarak görmüyoruz. Bizden bir şehir gibi görüyoruz. Kendimizi bütün bu bölgeye, Balkanlara, bu coğrafyaya ait görüyoruz. Evet, Üsküp bizim yüreklerimizden, gönlümüzden asla silinmiyor. Burada bize ait bir renk, bir koku, bir ezgi var. TİKA sizlerle birlikte dün olduğu gibi bugün de aynı havayı solumamıza katkı sağlıyor. Aynı medeniyetin parçası olan bizleri bir araya getiriyor. Bugün panel konusu olan Türk dili için eğitim alanında TİKA, Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi Türkoloji Bölümü ek bina inşaatı ve donanımının sağlanmasının yanında 15'i tadilat, 10'u inşaat olmak üzere toplamda 25 ilk öğretim okulu ve lise projesi gerçekleştirmiştir. Eğitim ve öğretim alanında bugüne kadar uyguladığımız projeler artarak devam edecek. Balkanlar birçok ulusun yaşadığı, birçok dilin konuşulduğu bir ülke. Balkan Yarımadası'nda Osmanlı'dan geriye kalan miras dolayısıyla binlerce kelime Türkçe bulunuyor. Türkçenin Balkanlarda yayılışı sadece şehir ve kasaba hayatıyla kalmamış, köy hayatına varıncaya kadar insanın olduğu bütün alanlara girmiştir ve yerleşmiştir. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin resmi dili olan Türkçe, bölgedeki toplumlar tarafından günlük iletişim dili olarak kullanılmıştır. Bölgedeki Osmanlı halkları devletle olan ilişkilerinde ve günlük hayatında hep Türkçe kullanmıştır. Türkçe kelimeler zaman geçtikçe Boşnak, Makedon, Bulgar, Sırp ve Arnavut söz varlığına girmiştir. Balkanlarda Türkçe tesiri müzik ve halk oyunlarında günlük hayatın her sahasında bugün de görülmektedir. Dil kültürün tezahürüdür. Yunus Emre'nin geliştirdiği o güzelim Türkçe barışın, şefkatin, hoşgörünün dilidir. Türkiye'de insanlar gidip oylarını sandığa attılar. Ama bütün bu bölgelerde, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da insanlar ellerini semaya açıp dua ettiler. Bir ülkenin insanları başka bir ülkenin seçimleri için niçin dua eder? Başka bir ülkenin güçlü olmasını, kudretli olmasını niye arzu eder? Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü o mazlum milletler, mağdur insanlar başı sıkıştığında bir kudret elinin, bir şefkat elinin kendilerine uzanmasını bekliyorlar, istiyorlar. Türkiye ne kadar güçlü olursa bölgenin barış ve istikrarına o kadar katkıda bulunabiliyor. Bu yüzden Türkiye'nin kaderiyle kendi kaderlerini bir görüyorlar, örtüştürüyorlar. Aynı gönül dünyasının parçası olarak kendilerini görüyorlar. Bundan işte dolayı olup biten her şeyi Türkiye'de bütün bu coğrafyanın insanları da yakından takip ediyorlar. Bugün Avrupa'nın birçok bölgesinde farklı diller zenginlik olarak görülmek yerine kısıtlanıyor. Irkçı akımlar, yabancı düşmanlığı, dini mekanlara yönelik saldırılar giderek artıyor. Evet, Avrupa Birliği'ne girmiş, ileri standartlardaki demokratik hukuk devleti olan ülkelerden bahsediyoruz. Bu ülkelerde Türklerin evi yakılıyor.
Camiler kundaklanıyor. Kendi gibi düşünmüyor diye, giyinmiyor diye, farklı diye insanlar şiddete maruz kalabiliyor. Neonazizm yeniden hortluyor. Birileri istiyor ki medeniyetler arasında çatışma yaşansın. Farklılıklar birbirine düşsün. AB üyesi olduğu halde Türkçenin eğitim ve medya alanlarında kullanılmasından rahatsızlık duyan ülkeler var. Türklere ve Müslümanlara yönelen şiddet dalgasına dur diyemeyen ülkeler var. İşte Makedonya, Avrupa'da yayılan bu akımlara en güzel cevabı oluşturabilecek bir ülkedir. Burada farklı diller, dinler, mezhepler barış içinde yaşayabiliyor. Makedonya Avrupa Birliği'ne girmedi. Ama hoşgörü zihniyeti açısından Avrupa Birliği'ne giren birçok ülkeden daha ileri standartlarda olduğu söylenebilir. Sizler bugün Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan gelen ve bu dile hizmet eden değerli dostlar Türkçeyi konuşacaksınız. Biz moderatörlere o kadar konuşmak bilim adamlarına vereceğim. Efendim, onun için biraz rahat konuşma hakkım vardır. Türk hakimiyetinin olduğu bütün bölgelerinin de ortak dilidir. Bayraktarları olan kocalarımız buyurmuşlar Sırma. Türkçe var mı Sırça'da? Mayok demiş. Yani...